İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi adaylarının seçim öncesi 31. Zoom toplantısı. Batı Ermenistan'ın evlatları Aznavur Balayan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, Bakü'nün Doğu Ermenistan topraklarını işgali haklıdır, Meri koridoru açılmalıdır. Johovurt Gazetesi, Arsa Ulusal Meclisi Doğu Ermenistan'da bir oturum düzenleyerek kendi kaderini, tayin konusunu yeniden gündemeye getirebilir. İran parlamentosunun üst düzey yetkilisi. Karabağ her zaman Doğu Ermenistan'a ait olmuştur ve onundur. Uluslararası Kızıl Aç Komitesi, Arçak'ta kalan insanları aramaya devam ediyor. Jimnastikçi Artur Davidan, Paris Olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandı. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin seçim komisyonu sizi Aralık 2023'te gerçekleştirilecek parlamentonun seçim kampanyası kapsamında düzenlenen 31. Zoom toplantısına davet etmektedir. Zoom toplantısı Türkçe olarak 12 Ekim'de Fransız saatiyle 20'de, Yerevan saatiyle 22'de başlayacak. Toplantının konusu Batı Ermenistan Artsakh Parlamento seçimleri. Konuşmacı Ben Ovan İsyan aşağıdaki bağlantıdan Zoom toplantısına katılabilirsiniz. Aznavur Balayan, Hadut bölgesinin Hartaşan köyünde doğdu. 1994-2002 Hadut ilinin Mohrenes köyü ortaokulunda okudu. 2002-2005 tarımsal işlerle uğraştı. 2005-2007 zorunlu askerlik hizmetini silahlı kuvvetlerinin ne askeri birliğinde tamamladı. 2007 yılından bu yana Silahlı Kuvvetlerin ne askeri birliğinde kıdemli topçu nişancısı olarak sözleşmeli askerlik yapmaktadır. Anne Sirun Balayan anılarında şöyle yazıyor: "Aznavurum yetim büyüdü. Babası 1992'de Artsax Savaşı'nda öldü. Üç çocuğumu zor şartlarda büyüttüm. Gururlu ve güçlü bir çocuktu. Hiçbir şeyden korkmuyordu. Sirun Balayan oğlunu en son 31 Mart'ta görmüş" sesini 4 Nisan'da duymuştu. Günde iki kez aradım. Son gün aradım da Aznavurcan nasılsın diye sordum. Anne iyiyim telefonu kapatıyorum dedi. Saat sabahın sekiziydi. Olay dokuz buçukta meydana geldi diye yazıyor. Silun Balayan. 2017 yılında Mohrenes köyünün merkezinde vatanseverlik ve arsa savaşlarının kurbanlarının anısına anıtların ortasına Aznavur Balayan'ın plaketi yerleştirildi kahramanın annesi anılarında zorunlu askerlik hizmeti tamamladıktan sonra oğlunun asker amcasının işine devam etmeye nasıl karar verdiğini yazıyor. Bir gün Hadurt'a gitti geldi ve anne işim var askere gideceğim dedi. Amcası da askerdi. Anne ben amcamın işine gidiyorum dedi. Korku içime girdi. 1992'de kocam savaşta öldü ve 1994'te de erkek kardeşim. Onu durdurmaya çalıştım, dinlemedi, gitti.'' asker olduktan sonra bile en sevdiği eğlence olan avlanmaya vakit kalmamıştı. Af tüfeği vardı alıp ormana gitti ama avlanmadı. Diyordu ki hayvana yazık onu nasıl vurabilirim ben. Geçenlerde postaneden bir köpek getirdi. Dedi ki anne gelmemi bekle köpeği ormana götürüp gezdireceğim. Arkadaşları onu her zaman Rusya'da çalışmaya davet ediyordu ama Aznavur her seferinde şunu söyleyerek reddetti. Ben ülkemden korkak gibi kaçan biri değilim. Savaşta üç yakınını kaybeden Sirun Balayan'ın tek tesellisi oğlunun toprakları için şehit düşmüş olması. Keşke son kurban benim oğlum olsaydı. Yazıktır bu çocuklara. <laughs> Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin'in RBC'ye verdiği röportajdan alıntıları yorum yapmadan sunuyoruz. Galuzin Meri güzergahının oluşturulmasının Transkafkasya'daki genel istikrar açısından çok önemli bir faktör olacağını söyledi. Galuzin, Zangözür Koridoru'nu kastettiğini açıklığa kavuşturmak için şunları kaydetti. Sonuçta Doğu Ermenistan topraklarından geçen demir bahsediyoruz. Bu nedenle Meri güzergahının adını kullandım. Evet Azerbaycan'da buna Zangözür Koridoru deniyor ifadenin herkese uygun olması için şunu söyleyeyim. Azeri ve Ermeni ortaklarımızın anlaşmaya varmalarına aktif olarak yardımcı oluyoruz. Azerbaycan ülkenin iki kesimini arasındaki kesintisiz ritmik ulaşım bağlantılarına sahip olma fırsatına sahip olacak. Bir gazetecinin Bakü'nün Mayıs 2021 ve Eylül 2022'de Ermeni topraklarını işgaliyle ilgili sorusunu yanıtlayan Mihail Galuzin, Tarafların Kasım 2020'de imzalanan üçlü anlaşmaya uysalardı kimin nereye saldırdığı ve kimin böyle ya da şöyle yaptığı belli olacaktı dedi. Sanırım Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın raporlarında geçmişte gerçekleşen üçlü deklarasyonların ihlallerini reddettiğimize dair birçok ifadeyi defalarca gördünüz mü? Bu anlamda Kasım 2022 tarihli üçlü bildirinin ihlallerini kimden olursa olsun kesinlikle tavsip etmiyoruz. Gazeteci Doğu Ermenistan'ın Vartenis ve Cermuk kentlerine saldırılarının düzenlendiği Mayıs 2021 ve Eylül 2022'den bahsettiğini hatırlatarak Azerbaycan tarafından yapılan saldırıların bizzat Doğu Ermenistan topraklarında olduğunu hatırlattı. Söylediğiniz her şey tarafların Kasım 2020'de mutabakata vardıklarında baştan itibaren yerine getirmeleri gerektiğini gösteriyor. Sınırların belirlenmesi ve çizilmesidir. O zaman kimin nereye saldırdığı ve kimin öyle ya da böyle yaptığı belli olacaktı. Artahtaki çatışma henüz bitmedi. Çatışma durumunun sonunun henüz gelmediğini düşünüyorum ve burada Rusya, Azerbaycan ve Doğu Ermenistan liderleri arasındaki üçlü anlaşmalar kompleksi gerçekliğini koruyor. Doğu Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ulaştırma iletişimini ve ekonomik bağların kaldırılması, sınırın belirlenmesi ve daha sonra çizilmesi, barış anlaşmasının imzalanması gibi önemli unsurlar üzerinde anlaşmaya varılmasından bahsediyoruz. Ermeni-Azeri çözümü yönünde birlikte çalışabiliriz. Ancak Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim geliştirdiğimiz tekliflerimizi alıp kendilerinin teklifiymiş gibi Ermeni-Azeri çözüm formatlarına yerleştiriyor ki zaten Rusya'nın öncülüğünde incelenmiştir. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile bu konudaki temaslara bu bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Batı Ermenistan hükümeti her türlü sağlıklı ve hümanist girişimi memnuniyetle karşılıyor. Yerli halkın haklarını ve görüşlerini dikkate almadan yerli halkın sorunlarının çözülmesinin mümkün olmadığını hatırlatmak isteriz. Artsa Batı Ermenistan'a yani Ermenistan devletine ait olduğunda bu durum daha da belirginleşiyor. Uluslararası normlara saygı göstermek ve Ermenistan devletinin 1920'den bu yana egemen olduğunu ve tanındığını unutmamak gerekiyor. Birbirimizin haklarına saygı duyalım ve ülkemizin kabul ettiği ve onayladığı yasaları dikkate alalım. Johovurt gazetesi şöyle yazıyor. Artsah halkının kendi kaderini tayin etmesi ve Artsah Ermenilerinin devredilemez kendi kaderini tayin hakkının tanınması her zaman Artsah anlaşmazlığının çözümünün ve bununla ilgili müzakerelerin temel taşı olmuştur. Peki ulusların kendi kaderini tayin etme hakkı nedir? Bu modern uluslararası hukukun temel ilkesidir. Birleşmiş Milletler Şartı ve İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre kendi kaderini tayin hakkı herhangi bir bağlam veya sınırlama olmaksızın halkın özgürlüğünü ve idari alanın belirli siyasi statüsünü amaçlayan tek taraflı eylem imkanı olarak ilan edilmiştir. Artsa 1991 yılında yapılan bağımsızlık referandumunda kendi kaderini tayin etme hakkını özgürce kullanmıştır. Artsa halkının kendi kaderini tayin etmesi ve bu konuda uluslararası bir konsensüs oluşması 30 yıllık müzakereler boyunca Ermeni tarafının önceliği olmuştur. 2020'deki 44 gün savaşının ardından Ermeni tarafının müzakere pozisyonlarının tamamen baltalanması ile müzakere süreci belki de altüst oldu. Geri dönüş olmayan bir hata yapan Doğu Ermenistan yetkilileri Bakü'nün saldırganlığına ve askeri operasyonlarına yeşil ışık yaktı. Bunun sonucunda Arsak'ın nüfusunun tamamen azaldığı, bugünkü acı verici durumla karşı karşıyayız ve 1 Ocak'tan itibaren genel olarak dağılacak. Yuhuvurt gazetesi Arsak Ulusal Meclisi üyesi Metakse Hagopyan'a bu koşullar altında dahi kendi kaderini tayin hakkı meselesinin gündeme getirilmesinin mümkün olup olmadığını Arsak'tan zorla yerinden edilen yetkililerin ve milletvekillerinin bu konuda hangi adımları attığını sordu. Artsaktan yerinden edilenler bu yönde mi hazırlanıyorlar? Bu gündemle bir parlamento oturumu düzenleyip bu sorunu yükseltebilirler mi acaba diye sordu. Bu durumda bile Artsak meselesinin kapandığını, Artsak'ın var olmayacağını, Artsak halkının dünyanın dört bir yanına dağıldığını, her şeyin bittiğini kimse kanıtlayamaz. Ancak artık öyle bir aşamadayız ki hala kendimizi organize ettiğimiz bir aşamadayız. Durumu ayık ve soğukkanlılıkla değerlendirebilmemiz gerekiyor ki her adımımız hesaplı ve gerçekliğe dayansın. Artak Cumhuriyeti Milletvekili Agopyan bu aşamada hiçbir şeyi göz ardı etmeyeceğim. Ancak tüm bunları organize etmek ve hesaplı adımlar atmak için zamana ihtiyaç var dedi. Batı Ermenistan hükümeti 25 Eylül 2023 tarihli açıklamasında Ermenistan devletinin bir bölgesi olan arsaha aykırı olan sözlü veya herhangi bir kişi tarafından imzalanmış hiçbir açıklamayı kabul etmediğini ve tanımadığını zaten belirtmişti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti kendi kararnamesiyle kendi bölgesi olarak tanımıştır. Artsak vardır çünkü bin yıllık kültürüyle, yazısıyla, edebiyatıyla yerli halkı vardır. Bu, Ermeni halkının nihai ve birleşik devletini kurma sürecinde geçici bir duraklamadır. Zafer yakındır. <laughs> Aysor Ayem'in ilettiği Pars Today'in yazdığına göre, İran İslam Cumhuriyeti Parlamentosu Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Şehriyar Heydari, İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Doğu Ermenistan'ın sorunlarını diyalog çerçevesinde çözmek istiyor. Şehriyar Heydari, Genç Gazeteciler Kulübü'ne verdiği röportajda Artsakh ihtilafını anlattı. Şu anda Artsakh, Bakü ile Doğu Ermenistan arasında tartışmalı bir bölgedir. Bakü, bölge dışı ülkelerin ve Siyonist rejimin imkanlarını kullanarak Doğu Ermenistan'a karşı askeri üstünlük elde etti ama bu onun istediğini ele geçirmesine imkan vermiyor. Artsak geleneksel olarak Doğu Ermenistan'a aittir. İnsanların Doğu Ermenistan'a kaçışı Azerbaycan ordusunun bombardımanı ve saldırısı nedeniyledir ve bu Artsak'taki Ermenilerin özlüklerini ve kimliklerini kaybetmeleri anlamına gelmez. Çünkü Artsak geleneksel olarak her zaman Ermenistan'a aittir. Heydari şunları ekledi. Bugün Bakü Artsak'ı zor durumda bıraktı ve Artsak dört taraftan kuşatma altında. Uluslararası Kızılaç Komitesi, yaşlılar, hastalar ve engelliler de dahil olmak üzere Arsat'ta kalan insanları aramaya devam ediyor. Bunu komitenin Yerevan ofisinin Twitter sayfasından öğreniyoruz. Geçtiğimiz günlerde yapılan ziyaretlerde gıda ve hijyen paketlerinin dağıtıldığı, ayrıca Doğu Ermenistan'da 3 kişinin aile bireyleriyle temasının yeniden sağlanmasının da gerçekleştiği ifade edildi. Ayrıca Uluslararası Kızıl Aç Komitesi doktorlarının da ziyaretlere katılarak kişilerin sağlık durumlarını değerlendirdiği ve tıbbi ihtiyaçlarını karşıladığı kaydedildi. Doğu Ermenistan jimnastik takımının üyesi olimpiyat bronz madalyası sahibi dünya ve Avrupa şampiyonu Artur Davityan Paris'teki 33. yaz olimpiyat oyunlarına katılma hakkını kazandı. Doğu Ermenistan ulusal takımının baş antrenörü Hagop Seropyan bunu Armen Pres muhabiriyle yaptığı görüşmede ifade etti. Artur Davityan Belçika'nın Antwerp kentinde düzenlenen dünya sıralaması jimnastik şampiyonasında her alanda yarıştı ve bu şekilde olimpiyat oyunlarına katılma hakkını elde etti. Arthur Davidyan şu ana kadar Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020 oyunlarına katıldı. Bu Ermeni jimnastikçinin dördüncü olimpiyat oyunları. Önceki oyunlarda sırıklı atlamada bronz madalya kazanmıştı. 33. yaz olimpiyat oyunlarına şu ana kadar Doğu Ermenistan'ın 6 sporcusu katıldı. Okçu Elmira Karabetyan, güreşçiler Artur Aleksanyan, Malhas Amoyan, Slavik Galisyan, Vazgen Tevanyan, Arsen Harutunyan. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Artur Khachen's tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Ginili Chatlı eseri sunuyoruz. Hayras mayras insan etsin. Yera guyno patatetsin. Hayats azgin naviretsin Ginilis. Engel chan Ginilis. Khmogatsanu shanush khmogatsanu. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.